Adaptasyon optimal mi, tolere edilebilir mi? Yıllar önce primatolog Hans Kummer, davranış bilimcilerin mevcut bir sosyal uygulamayı adaptif olarak yorumlama eğilimini eleştirdi. Çünkü ifade ettiği üzere emin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, soyun yok olmasına neden olduğundan dolayı tolere edilebilir olması gerektiğidir. Bu tanımlamaya göre az sayıda nüfuslar yok olduğundan dolayı bir nüfusun yaptığı veya inandığı her şey adaptif olarak düşünülmelidir. Yine de Kummer'in sadece tolere edilebilir olmasına rağmen uygulamaların son dönemler boyunca yerleşik hale gelmesi argümanı, insanların inanç ve uygulamalarının bireysel veya sosyal ihtiyaçlara oldukça kötü hizmet etmesine karşın süreklilik arz etmesi ihtimaline dikkat çeken kullanışlı bir nokta yaratmıştır. Diğer toplumlardan veyahut hızla değişen bir çevreden seçici güçlü bir baskı olmadan nüfusların çevre kaynaklı taleplere karşı erken çözümlerinin önemli derecede etkin olması beklenir. Yaşamın Tasmanya tasarımı bu durumun onlar için sorun olmadığını ileri sürmektedir ve değişimi zorlayan seçici baskılar çok az olduğundan dolayı Halpike'nin tartıştığı gibi vasat uygulama ve inançlar basit ve etkisiz olmasına rağmen özellikle küçük ölçekli toplumlarda muhtemelen var olmuştur. Vincent Labarre, bir inancın antikalığı onun test edilmiş gerçekliğinin garantisini vermediğini ve hayatta kalmış olmasının da pozitif herhangi bir amaca hizmet ettiğini gösterdiğine dair ikna edici kanıtlar sunmuştur. Bu noktaları açıklamak için Labarre, semenin ve böylece üreme ve yaşamın temel kaynağının beyin olduğu çok eski ve yaygın görüşüne atıfta bulunmaktadır. Bu inancın köklerinin bulunduğu taş devrinde günümüz modern çağına kadar olan süreçteki önemini belgeledikten sonra Labarre başkalarının beynini yemenin hayatın özünü güçlendirdiği ve üreme başarısını artırdığı düşündüğünden bu görüşün dünya üzerindeki sayısız nüfusu kafa avcısı haline getirdiğini belirtmiştir. Bariz bir biçimde yalnız inanç ve ölümcül etkiye sahip bu uygulama Labarre'nin düşüncemizin ötesinde kalarak çözülemez gibi görünen, fazlasıyla eski ve her yere yazılmış manasız ve yanlış bilgiyi kasteden grup arkozisi terimine türemesine yol açmıştır. Başta kutsal kültürler olmak üzere muhtemelen bütün kültürlerin korkutucu derecede arkozis olduğu sonucuna varmıştır. Fransız antropolog Dan Sperber, biyolojik evrim süreci içerisinde bazı zihinsel eğilimler geçirilirken diğerlerinin yalnızca marjinal adaptif değere sahip yan etkiler olduğunu ileri sürerek benzer bir pozisyon almıştır. Kışkırtıcı bir biçimde Spielberg dinin de evrimin bu yan etkilerinden biri olduğu sonucuna varmıştır. Hala yaygın ve adaptif değerlere sahip olduğu şüpheli olan çok eski bir uygulamaya başka bir örnek ise muhtemelen bir zamanlar evrensel olan kehanettir. Bir kehanet inancı, ateş atılmış kürek kemiğinden oluşan çatlakları yorumlamak, ayakkabı döndürmek, tavuk zehirlemek veya başka şekilde hastalıkların sebebini, nerede avlanılması gerektiğine, ne zaman savaş yapılacağına, yağmurun yağıp yağmayacağına ve bilinmesine fayda olan diğer önemli şeylere cevap üretebilir. Amos Pittycart'ın Sudan'ın Azende bölgesinde kaldıktan sonra ifade ettiği gibi geniş bir ev halkı yönetmek gibi yüksek derecede kararsız bazı faaliyetler için kehaneti bulunmak karar alma konusunda diğerleri kadar etkin bir temele sahip olabilir. Lakin hava tahmin uydusu, böcek ilacı, aşılama gibi daha doğru tahminlerde bulunma yöntemleri veya meteorolojik hadiseleri kontrol etme gibi hususlar mevcut olduğunda kehanet önemini yitirmektedir. Örneğin birçok küçük ölçekli toplumda kehanetler kendilerine nerede ve ne zaman düşmanları tarafından bir baskın gerçekleştirileceğinin söylenmesine dayanmıştır. Ama yetenekli bir şekilde yapılan iz takibi ve istihbaratın daha etkin olmasını söylemek zordur. Kehanet modern savaş teknikleri arasında tamamen yer almasa da Hitler'in astrolojiye inanması bir örnektir. Savaş planlamasında kehanete güvenen askeri liderlerin net bir dezavantaja sahip olduğu günümüzde de kabul edilmiştir.
Bütün bunlara rağmen kehanetin adaptif olabileceği ciddi şekilde ileri sürülmüştür. Klasik bir adaptif kehanet yorumlaması Labradoria Yarımadası'nda rengeyinliklerini avlayarak ana geçimini sağlayan Montesnais Naskapi yerlilerinin kendileri ve rengeyinlikleri arasındaki denge durumunu sürdürmek için kehaneti kullandığını iddia eden Ömer Kayan Moore tarafından ortaya atılmıştır. Daha önceden Frank Speck tarafından elde edilen verilere dayalı analizlerde Moore, Montagnais, Nakapilerin rengeyiklerini nerede avlayacaklarını görmek için bir hayvanın kürek kemiğinin kullanmalarının ateşe attıktan sonra bir hayvanın kürek kemiğinde oluşan çatlakları ve kırıkları yorumlayaraktan bu kehaneti bilebiliyorlarmış. Kullanmalarının hayli adaptif bir uygulama olduğunu tartışmıştır. Moore bu prosedürün avcılara av hayvanlarının olduğu yerleri rastgele gösterdiğinden dolayı rengeyikleri bulma konusundaki başarılarını kısıtladığını, aşırı avlanmalarını ve sonuçta rengeyiği sürülerinin soyunun tükenmesinin önlendiğine inanmaktadır. Moore'nin makalesi hemen sonrasında kehanetin adaptif değerine bir örnek olarak alıntılanmıştır. Ancak bu analizin yakın zamanda yeniden incelenmesi neticesinde Moore'nin birçok iddiasında yanıldığını göstermiştir. İlk olarak Wolveler ve Sanchez'e göre Moore, Speck'in ortaya koyduğu verileri yanlış ifade etmişti. Speck'in tartışmış olduğu 34 kürek kemiği kehaneti olayından yalnızca birini Moore'nin ifade ettiği gibi genel bir uygulama olmaya yakın olduğunu belirtmiştir. Moore aynı zamanda Naskapilerin av hayvanlarını nasıl aradığını yanlış anlamış ve rengeyiklerinin insan saldırısına karşı konumunu değiştirdiğini de yanlış varsaymıştır. Sonuç olarak diğer toplumlarda kehanetin av hayvanlarının yerini tespit ettiğini ve kullanıldığını iddia etmiştir. Aslında kehanet nadiren bulmak için kullanılıyordu. İlkel savaş tekniklerinin adaptif değerlerinin bu teknikleri uygulayan nüfusların çoğuna fayda sağlamış olduğu akla gelebilir. İlkel savaş tekniklerinin adaptif olabileceği görüşünü savunan Wyda ve diğerlerine karşılık R.B. Ferguson, savaşmanın beraberinde getireceği faydaların savaş yapmadan da elde edilebileceğini ve savaşın mevcudiyetinin savaştan etkilenmiş bölgelerde yaşayan insanların sayısının sınırlayabileceğini ifade etmiştir. Hayat savaşan bu insanlar için kötüdür diyerek sonuçlandırmıştır. Diğer birçok antropolog küçük ölçekli toplumlardaki insanların intikam alma ihtiyaçlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan sona ermeyen kan davalarından bu insanların kötü etkilediği yargısına varmıştır. Bunu insanların kötü etkilendiği yargısına varmıştır. Yani bunun için çok düşünmüş olmam sanki. Benzer bir sorun insan topluluklarındaki etnik merkeziyetçiliğin evrensel varlığı hakkında yöneltilebilir. Etnik merkeziyetçilik, grup içi bağlılık, birlik beraberlik ve birliği veyahut kıt ekonomik kaynakların muhafaza edilmesini sağlamlaştırdığı için bir zamanlar adaptif olarak düşünülürdü. Bazı akademisyenler bu tarz açıklamalarda bulundular fakat diğerleri etnik merkezciliğin tesadüfen ortaya çıkmış ve daima maladaptif olmuş bir inanç sistemine örnek olup olmayacağını merak etmiştir. Şans eseri ortaya çıkıp çıkmadığı bilinemez fakat tıpkı paranoyak insanlar gibi, inançlar gibi adaptif olmasına gerek yoksa etnik merkeziyetçiliğin kökleri insan aklının temel davranışlarında yer almaktadır. Yabancılardan korkmak ve onlara şüpheyle yaklaşmak. Nükleer savaş sonrası perspektifi ile baktığımızda eğer dünyamız kurtulacaksa etnik merkeziyetçiliği yok etme ihtiyacını kolayca görebiliriz. Ancak dünya üzerindeki hadiseler etnik merkeziyetçiliğin günümüzde tarihte hiç olmadığı kadar yaygın ve şiddetli olduğunu bariz bir biçimde göstermektedir. İngiliz antropolog Roy Allen'ın öne sürdüğü gibi ilk insanların inanç uygulamalarının neden son derece adaptif olmadığının diğer bir sebebi insanların istikrarlı bir şekilde rasyonel olmamalarıdır. Allen, kültürel adaptasyonların muhtemel tüm çözümlerine nadiren en iyi çözüm olmuştur ve asla bütünüyle rasyonel olmamıştır diye yazmıştır.
Elin bu örneği kullanmasa da bunun tek sebebi insanların hatalı, gelişi güzel çıkarımlarda bulunmalarıdır. Bu türden bir kısıtlama insanların hastalıklarının sebebi olarak bakteri ve virüsler yerine birbirlerini suçlamalarına neden olmaktadır. Ayrıca bu kısıtlama insanların bazılarının kem göze yani nazara sahip olduğuna ya da yağmur yağdıracak, avlanma başarısını geliştirecek, üremeyi artıracak ya da ölümü önleyecek çeşitli ritüelleri gerçekleştiren özelliklere haiz olduğuna inanmalarına neden olacaktır. Kesin olan ise kökleri eskiye dayanan kehanet, kan davası veya diğer insanları büyücülük yapmakla suçlamak gibi insan uygulamalarının neredeyse tümü en azından toplumun bazı üyeleri için bir takım olumlu sosyal işlevler geliştirmelerini sağlayabilir. Lakin bunun gibi inanç ve uygulamalar genellikle bir toplumu kurtaracak kadar etkili değildir. Bilimsel tıbbın gelişimi ihtilafların etkin yöntemlerle sonuca kavuşturulması ve komşularla barışçıl ilişkiler gibi konular uzun vadede daha adaptif olabilir. Tamamen mantıklı olmayan inanç ve uygulamalara belli başlı bir örnek olarak Lagnes tanımladığı Papua Yeni Gine'nin dağlık bölgesinde yer alan Benabana'ya bakabiliriz. Birçok Benabanalı çocuklarını severdi ve çocuklarının zararlı büyücülerin yaşadığını düşündükleri yakın köylere gitmelerini engelleyerek onları korurlardı. Bu ilgili aynı ebeveyn çocuklarının çok keskin bıçaklarla oynamasına, bazen kendilerini kesmesilerine ya da yanan ateşin yanında tek başlarına uyumalarına müsaade ederdi. Sonuç olarak birçok çocuk kendini ciddi derecede yakardı. Lagnes ayak parmağını yakmamış çocuk görmenin zor olduğunu ve bazılarının daha ciddi yanıklar nedeniyle sakatlandığını bildirmiştir. İrrasyonel ve açıkça maladaptif benzer bir uygulama ise gıda ile ilgiliydi. Protein açısından eksik olsalar da Benabanalılar tavukların dışkı yediğine inandıkları için ne tavuk ne de tavuk yumurtası yerdi. Lakin favori besinleri olan domuza zaten dışkı yiyordu. Benabana'nın eşsiz irrasyonelliğe sahip olmadığı tabii ki belirtilmelidir. Malfoy Spiro'nun belirttiği gibi kendimizinki dahil diğer nüfuslar eşit şekilde rasyonel olmayan inanç ve uygulamalara sadıktır. Araştırmalar Benabana'lı benzerleri gibi Amerikalı ebeveynlerin çocuklarına çoğunlukla daha ciddi riskler yerine nadiren meydana gelen ve sağlıklara daha az tehdit eden şeylere karşı koruma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Küçük ve geleneksel toplumların çevrelerinde karşılaştıkları zorluklara adaptif çözümler üretememesi konusunda genellikle görmezden gelinen diğer bir sebep ise bunlardan bazılarının hiçbir zaman insani yönleri ortaya konmuş çözümler olmamasıdır. Bunun yerine bu adaptif çözümler nüfuslarının sosyal mekanizmalar veya kültürel inançlar vasıtasıyla kontrol edemediği biyolojik eğilimlerin dışa vurumlarıdır. Erkeklerin kadın çekiciliği dolayısıyla girdikleri rekabet, cinsiyet kaynaklı kıskançlıklar ve ölümcül katliamlar ya da kan davasıyla sonuçlanan durumlar yalnızca Tazmanya'da değil, Kung Sand, Eskimo yani Inuit, Eskimo anlamına geliyor, Yanomamo ve diğer küçük toplumlar arasında da meydana gelmektedir. Basit bir örnek verecek olursak, daha önce ifade ettiğim gibi 1920'lerde Sanlar veya sonradan onlara Bushmen denilecek, barışçıl olmak dışında her özelliği taşıyordu. Tazmanyalılara çok benzeyen bir yön olarak her bir grup bir bölge üzerinde mühasır haklar iddia ediyordu ve başkasının arazisine tecavüz etmesi neredeyse her zaman kanlı katliamlara neden oluyordu. Gruplar çok acımasız bir şekilde birbirlerine baskınlar yapıyor. Genç, olgun tüm erkekleri öldürüyorlardı. Öldürülen her bir kişi intikam ihtiyacını ateşliyordu. Ve eğer katil bulunmazsa karısı, akrabaları veya çocukları öldürülüyordu. Bunların yanı sıra şiddet için onca sebep yetmezmiş gibi kadınlar üzerinde ölümcül kavgalar yapılıyordu. Erkekler sıklıkla diğer gruplardan evlenmek için kızları kaçırıyordu. Kaçırırken de şiddetli bir dirençle karşılaşıyorlardı. Başta kadınlar için olmak üzere yapılan bu kavgalar çoğu toplum için yine de
hayatta kalmayı başardığından dolayı adaptif bir uygulama mı ya da sadece mazur görülür bir şey mi? Yoksa bunun yerine biyolojik nedenlerden ötürü ortaya çıkan cinsiyet rekabeti ve kıskançlığı konusunda küçük ölçekli toplumların sosyal ve kültürel etkin kısıtlamalar oluşturmadaki yetersizliği ile sonuçlanan moldavtik bir uygulama mıdır? Bu soruya bu bölümün ilerleyen kısımlarında döneceğiz.